Arkadaşlar merhabalar Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün afetlerin genel özelliklerine değineceğiz. Biliyorsunuz 10. sınıfın artık son konusu değerli arkadaşlar. Yüzlük yüzlük kuruna geldik ve bütün müfredatı size anlatmaya çalıştık. Şimdi tabii ben her zaman e, videoya başlamadan önce ne yapıyorum arkadaşlar size dinamo soru bankasından ödevlendirme yapıyorum hemen açıyorsunuz sayfa 152 arkadaşlar bakın ne diyor burada çevre ve toplum konusu diyor. Doğal afetlerin genel özellikleri, doğal afetlerin oluşumu, dağılışı ve Türkiye'de doğal afetler diye konu başlıklarımız var. Bununla ilgili ne yapıyorsunuz? Soruları hemen hızlıca çözüyorsunuz ve doğal afetlerle ilgili genel kavramların hepsine hakim oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi esas itibariyle bu konuyu biz bir ders olmanın ötesinde hani hayatın içinden bir mevzudur bu. Biliyorsunuz ülkemizde de birçok doğal afet yaşanıyor. Maalesef bir sürü can kaybı veya mal kaybı meydana geliyor. Sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde. Ve bu doğal afetlerle başa çıkmanın aslında bazı yolları var. Yani az biraz bilinç sahibi olduğumuz zaman değerli arkadaşlar en azından can ve mal kayıplarını minimum düzeye indirebiliyoruz değerli arkadaşlar. Sizler de bu dersi dinlerken hani yazılının çok ötesinde en azından hayatın bize ne getireceğini bilemediğimiz için günün birinde hani Allah korusun bu afetlerden herhangi biriyle karşılaştığımız zaman en azından bazı ön bilgilerimizin olması bizi ve sevdiklerimizi korumamıza yardımcı olabilir değerli arkadaşlar. Eğer sizler de hazırsanız derse başlayalım sevgili arkadaşlar. Neler işleyeceğiz? Afetlerin oluşum nedenleri, afetlerin özellikleri, afetlerin dağılışı yani dünyada ve Türkiye'de nerede hangi afetler görülüyor? Dünyanın her yerinde her afet aynı ölçüde görülmüyor biliyorsunuz arkadaşlar. Afetlerden korunma yöntemleri neler? Bunlara da değineceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi afetlerin özelliklerine baktığımız zaman bir kere bir şeyin afet olabilmesi için yani doğal bir afet olabilmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Can ve mal kayıplarına sebep olması lazım. Eğer can ve mal kayıplarına sebep olmuyorsa biz buna afet demiyoruz. Bu bir doğal olaydır. Örneğin dünyada hiç kimsenin yaşamadığı bir yerde bir depremin olduğunu varsayın. Şiddetli bir deprem. ve Can ve mal kaybı gerçekleşmediyse bu sadece bir doğa olayı olur. Doğa olayının afete dönüşmesi yani bir felakete dönüşmesi için insanlarla ilgili can ve mal kayıplarının yaşanması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tabi afetler sadece doğal değil. Aynı zamanda beşeri afetler var. Nedir? Yani insanların sebep olduğu afetler. Yani insanların insanların eliyle gerçekleşen afetler. Şimdi biz de afetleri sınıflandırırken jeolojik ve jeomorfolojik kökenli afetler diyoruz. Yani nedir bunlar? Yerle ilgili. Klimato, klimatik ve hidrolojik yani hava ve su ile ilgili afetler. Biyolojik afetler, sosyal afetler ve teknolojik afetler gibi kabaca sınıflandırabiliriz. Şimdi teknolojik afet. Örneğin bir nükleer santralin patlaması bir afettir değil mi? Bilirsiniz Çernobil duymuşsunuzdur en azından hepiniz. Şimdi değerli arkadaşlar e, bunlara bazı örnekler verelim. Mesela jeolojik veya jeomorfolojik dediğimizde işte deprem, tsunami, volkanik faaliyetler, heyelan, kaya düşmesi ve çamur akıntıları gibi. Yani bunlar yerle alakalı değerli arkadaşlar. Klimatik, hidrolojik afetler dediğimizde işte klima neydi zaten biliyorsunuz iklim, hidrolojik işte su. İşte sıcak hava dalgası, soğuk hava dalgası. Hocam bunlar afet mi olur? Tabii ki afet olur. Yani öyle sıcak ve soğuk hava dalgaları oluyor ki yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Kuraklık, dolu, hortum, yıldırım düşmesi, kasırgalar, aşırı yağışlar, sel ve buzlanma, hava kirliliği, çığ, taşkınlar bunların hepsi arkadaşlar afetler kategorisine giriyor. Biyolojik afetler dediğimizde işte canlılarla ilgili olanlar arkadaşlar işte salgınlar, erozyon, orman yangınları, böcek istilalarını bunlara örnek verebiliriz. Ve sosyal afetlere baktığınızda terör, göç, savaşlar, işte yangınlar, kundaklamalar vesaire. Teknolojik afetlerde maden kazaları, nükleer santrallerin patlaması, sanayi kazaları ve ulaşım kazaları gibi kategorize edebiliriz. Şimdi Şöyle bir bakalım bu deprem nedir? Nasıl bir e, afettir? Nerelerde görülüyor arkadaşlar? Bakınız deprem maalesef bizim ülkemizde biliyorsunuz bir deprem kuşağındaki ülke. Dünyada depremin çok sık görüldüğü yerler biliyorsunuz 10. sınıfın ilk konusuydu aslında. Şöyle baktığımızda Büyük Okyanus çevresinde şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Çiziyorum bir çizgi. Bu hat boyunca yani Kuzey ve Güney Amerika'nın hangi tarafları? Batı tarafları. Sonra şöyle Asya'nın doğusu ve Avustralya'nın doğusu Yeni Zelanda'ya kadar gelen kısım. Yani diğer bir ifadeyle bu büyük okyanus çevresidir. Dünya şöyle yuvarlak yaptığınızda büyük okyanus çevresi arkadaşlar. Ve gene Akdeniz Himalaya kuşağı dediğimiz böyle bakın Avrupa'nın güneyi Türkiye'yi de içine alıyor görüyorsunuz. Böyle geliyor arkadaşlar buraya kadar uzanan bir hat. Bir de nedir Afrika'nın doğusundan gelip bizim ülkemizdeki fayla birleşen o ve Hatay'da maalesef olan depremle birleşen e, Doğu Afrika fayı ve Atlas Okyanusu'nun içinden şöyle geliyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın okyanusun içinde de ciddi depremler oluyor. İşte burası İzlanda ülkesi. Baktığınızda böyle kabaca bir H harfi şeklinde bir harf çıkıyor. Ve burada da işte hani bir I harfi şeklinde yani şöyle özetlersek şöyle bir şey çıkıyor değerli arkadaşlar kabaca. Dünya üzerindeki deprem haritası budur değerli arkadaşlar. Bunların dışında kalan yerlerde deprem olmaz mı? Tabii ki olabilir. Ama risk oranı çok düşüktür arkadaşlar. Risk oranı çok düşüktür. Şimdi çevirelim sayfamızı Türkiye'deki deprem haritasına bakalım. Türkiye'deki deprem haritası maalesef 6 Şubat depreminden sonra artık hepimizin çok aşina olduğu bir harita oldu değerli arkadaşlar. Ee, Türkiye'de e, şu kısma ne diyoruz biz Doğu Anadolu fayı ve Güney Anadolu fayı diyoruz arkadaşlar. Doğu Anadolu fayı. Buraya Kuzey Anadolu fayı diyoruz. K, A, F. Ve buraya da Batı Anadolu fayı diyoruz arkadaşlar. B, A, F. Kısaca yazıyorum. Yani DAF, KAF ve BAF. Şimdi... Dikkat ederseniz bu kırmızıyla koyu kırmızıyla taranan yerler birinci dereceden deprem bölgeleri. Renk hafif açıldıkça arkadaşlar derecesi düşüyor. Yani en riskin en düşük olduğu alanlar nereler? Şurayı görüyorsunuz. Konya'dan ee, ...başlıyoruz böyle Aksaray, Konya, Karaman ve Mersin'e kadar uzanan şu hat... ...riskin en düşük olduğu yer. Sonra Güneydoğu bölgesinde işte Şanlıurfa, Mardin kısmı dediğimiz kısım... ...Türkiye'de deprem riskinin en düşük olduğu alanlardır değerli arkadaşlar. Tabii burada şöyle bir durum var, bu haritaya baktığınızda... Türkiye'nin nüfusunun aşağı yukarı yüzde altmışlık kısmı birinci dereceden deprem bölgesi üzerinde yer alıyor. Zaten şuraya baktığınızda burası Marmara ve Ege. Türkiye'nin en yoğun nüfuslu alanı değerli arkadaşlar. Burada da gene aynı şekilde nüfusun çok oldukça yoğun olduğu sahalar. Tabi depremle ilgili yapılması gerekenler hepimiz zaten bunları artık öğrendik nispeten ama... <laughs> gene de küçük küçük size değineceğim neler yapmamız gerekiyor. Şimdi deprem öncesi e, Alınması gereken önlemler neler arkadaşlar? Deprem başlamadan önce şimdi yerleşim alanları fay hatlarına kurulmamalı. Yani buna özen gösterilmeli. Çünkü fayın tam üstündeysen en çok hasarı orada görürsün. Konutlarda esnek sağlam, sağlam malzeme kullanılmalı. Maalesef Türkiye'nin e, bir türlü başarmakta zorlandığı, başaramadığı kısım burası. Halk eğitilmeli ve deprem tatbikatları yapılmalı. Tabi bu tatbikat çok ciddi şekilde yapılmalı deprem esnasında neler yapılacağı ile ilgili bilgiler verilmeli. Peki deprem sırasında panik yapılmamalı. Tabii panik yapılmamalı diyoruz ama bu çok kolay bir şey değil. Hayat üçgeni oluşturacak şekilde beklenmeli. Hayat üçgeni ne olduğunu öğrenmişsinizdir muhtemelen arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Örneğin şurası atıyorum bir kanepe olsun değerli arkadaşlar. Şöyle kanepe. Şurası zemin, yer tamam mı? Ne yapıyoruz? Burada hemen buraya kıvrılıyoruz değerli arkadaşlar. Böylece bir Üçgen oluşmuş oluyor bakın şuradan şöyle baktığınızda bir üçgen buna hayat üçgeni diyoruz arkadaşlar. Ee, bizi en azından işte yukarıdan düşecek olan işte beton bloklardan korur sevgili arkadaşlar. Ee, asansör ve merdivenlere binilmemeli evet bu çok önemli. Ee, peki deprem sonrası ne yapılmalı? Evlere girilmemeli bir süre sonra zaten korkudan çoğu insan giremiyor da giren gene bazı cengaverler olabiliyor. Telefonlar gereksiz meşgul edilmemeli. Gaz sızıntısı ihtimali nedeniyle ateş yakılmamalı. Zaten e, birçok yerde arkadaşlar bu otomatik olarak deprem esnasında gazlar kesilir. Ama yine de kesilmeme ihtimaline karşı ne yapmak lazım? Ateş yakmamak lazım. Sevgili arkadaşlar depremin sebep olduğu eğer okyanuslarda ve denizlerde ciddi depremler meydana geliyorsa burada da tsunami meydana geliyor. Tsunami ne demekmiş? Tsunami Japonca'da liman dalgası anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi tsunami özellikle çok büyük su kütlelerine yakın ya da onların derinliklerinde meydana gelen depremler sonrası ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar. Mesela 2004 yılında şu Sumatra Adası'dır Endonezya'da arkadaşlar. Burada meydana gelen bir deprem ki çok büyük şiddetli bir depremdi. Bütün şu büyük okyanus kıyılarında çok ciddi ölümlere neden oldu. 300 bine yakın insan hayatını kaybetmişti Tsunami'de sevgili arkadaşlar. Gene dikkat ederseniz Amerika'nın doğu ve batı kıyıları da yani bir taraf Büyük Okyanus diğer taraf Atlas Okyanusu olduğundan dolayı Tsunami riski taşır değerli arkadaşlar. İç denizlerde de peki etkili mi? Yani Türkiye gibi bakın şöyle bir ülke burası iç denizler. Yani etrafımızdaki denizler küçük denizler. Dolayısıyla bu denizlerde meydana gelebilecek olan depremler tsunamiye sebep olabilir mi? Elbette ki olabilir. Fakat şimdi tsunamiden tsunamiye de fark var. Yani çok büyük su kütlelerinde işte bu tsunami dalgaları 40-50 metre civarını bulabilirken sevgili arkadaşlar, bizim gibi işte iç denizlere komşu olan yerlerde bu tsunami dalgaları işte 6-8 metre arası bir yüksekliğe ulaşabiliyor. Dolayısıyla tsunami riski daha düşük oluyor değerli arkadaşlar. Türkiye'de son 3000 yıllık süreçte 90'dan fazla tsunami meydana geldiği biliniyor. Aşağı yukarı 30-40 yılda bir tsunami ama Dediğim gibi bu tsunami'ler arkadaşlar çok düşük şiddetli tsunami'ler. Ee başta Marmara olmak üzere ülkemizi çevrilen bütün denizlerde yaşanabilecek şiddetli bir depremin 3-6 metre yüksekliğinde dalgalar oluşturacağı tahmin ediliyor. Değerli arkadaşlar bakın burada görüyorsunuz işte İstanbul'da daha önce yaşanmış depremlerde... E, kayıtlarda var tabi buralarda işte dalgaların işte surlara açtığı falan hatta söyleniyor e, İzmir çevresi gene Antalya çevresinde arkadaşlar tsunami'lere rastlamışız tabi dediğim gibi bu tsunami'leri o okyanuslardaki tsunami'lerle kıyaslamak çok zor Şimdi tsunami öncesi önlemler okyanus tabanında yerleştirilen sensörler zaten haber veriyor. Tsunami ile ilgili önceden haber verilebiliyor. Çünkü dalga kıyıya gelene kadar haber gidiyor. Sevgili arkadaşlar simülasyon çalışmaları gene su altı faaliyet araçları bunlar hep önceden tsunami ile ilgili bize önlem almamız için yardımcı oluyor. Volkanizma dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Volkanizma bir doğa olayı biliyorsunuz dünyanın içerisindeki lavların yüzeye çıkması. Peki bu lavlar yüzeye çıkarken bir afete sebep olabilir mi? Tabii ki olabilir. Daha önce yaşanmış mı? Yaşanmış, defalarca yaşanmış arkadaşlar. Peki, volkanik faaliyetler dünyada nerede çok aktif? O da gene Büyük Okyanus çevresi. Bakın buralar. Dünyadaki aşağı yukarı aktif volkanların yüzde doksanı sevgili arkadaşlar... ...bu Büyük Okyanus çevresindedir. Onu bilelim. Büyük Okyanus çevresinde. Onun dışında gene bakın Doğu Afrika ve Akdeniz Havzası ve... Neresi? Gene Büyük Atlas Okyanusu'nun içi İzlanda'dan başlıyor. İzlanda çok volkanik bir yerdir bu arada. Şurası İzlanda tamam mı? Böyle geliyor. Aa bu harita deminki deprem haritasına benziyor mu? Oldukça benziyor. Demek ki neymiş arkadaşlar? Deprem olan yerlerde aynı zamanda volkanik faaliyetler de görülüyor. Niye? E çünkü deprem varsa fay kırığı vardır. Yani yer kırıktır. E kırık olan yerden de ne oluyor? Yüzeye lavlar çıkıyor sevgili gençler. Şimdi peki bizim ülkemizde e, volkanik e, afetlere rastlama durumu nedir arkadaşlar? Türkiye'de volkanik dağlar var mı? Var. Eee Doğu Anadolu bölgesinde bakın şöyle bir çizgi şeklinde Ağrı, Tendürek, Süphan ve Nemrut. Gene İç Anadolu bölgesinde aynen böyle bir çizgi şeklinde Erciyes, Melendiz, Hasan Dağı, Karadağ, Karaca Dağı ve Manisa'da kula volkanlarını ve Güneydoğu'da da Karaca Dağı volkanını görürsünüz. İyi güzel de bu volkanlar arkadaşlar Sönmüş volkanlar yani en azından uyuyan volkanlar olduklarından dolayı bizde böyle bir afet görülme riski oldukça düşüktür. En son kayıtlara geçen işte Nemrut'taki e, küçük bir böyle gaz çıkması arkadaşlar o da e, 1400'lü yıllarda meydana gelmiş. Nemrut neresi burası arkadaşlar. E, tabii volkanizma ile ilgili. E, çok önemli e, bilinen işte İtalya'da meydana gelen e, Pompei duymuşsunuzdur belki arkadaşlar. Milattan sonra 60. yıllarda meydana geliyor patlama ve bu patlama sonrasında ne oluyor? İnsanlar lavların içerisinde kalarak taşlaşıyor ve burası bir açık hava müzesi olarak hala İtalya'da e, işte turistlere gösteriliyor. Şimdi kül ve duman nedeniyle Ne oluyor? Hava trafiği aksar. Mesela 2010 yılında İzlanda'da meydana gelen volkanik patlama sonrasında arkadaşlar bütün Avrupa'nın hava sahası 3 aya yakın bir süre uçuşlara kapatıldı. Kimse bir yere gidemedi. Niye? E çünkü havada asılı duran ne var? Tüfler, küller var. Yani şunun gibi arkadaşlar kocaman böyle bütün alanı kaplayan Avrupa'nın üzerinde böyle bir kara bulut gibi duran ne var? Volkan, külleri, tüfleri var. Atmosfer soğumaya başlar, asit yağmurları görülür, gaz zehirlenmeleri yaşanır. Volkanik deprem, tsunami, heyelan, çığ, kaya düşmesi başlayabilir. Ee, zaten volkanizm esnasında titreme meydana geliyorsa biz bunlara volkanik deprem diyoruz arkadaşlar. Eğer okyanus içerisinde meydana geliyorsa tsunami'lere sebep olabilir. Yani okyanus tabanlarında volkanik faaliyet olursa tsunami dalgaları da oluşabilir. Gene heyelanlar, çığ kaya düşmesi ne sebep olabilir. Yerleşim alanları zarar görür ve proklastik akıntı ile can kayıpları olur. Yani lavlar aktıkça bu lavların e, insanların üzerine akmasıyla ölümler meydana gelebiliyor. Arkadaşlar Radon gazı ölçümleri yapılır. Önlemek için bazı hayvanların içgüdülerinden faydalanırsınız. Sensörlerden faydalanır ve ısı ölçümleri yapılır. Böylece hani patlama meydana gelmeden önce insanları oradan tahliye etme şansına sahip olursunuz. Bir diğeri gene heyelan toprak kaymaları arkadaşlar bu da çok ciddi can kayıplarına neden oluyor fakat tabi heyelan dünyanın her yerinde olmuyor heyelan ne demek toprağın kayması demek toprak kayması Şimdi toprak bir kere kayabilmesi için bir eğimli alan lazım. Doğru mu? Yani şuradaki toprak böyle aşağı doğru kayacaktır arkadaşlar. Peki eğimli alan tek başına yeterli mi? Değil. Ne olacak bir de sevgili arkadaşlar? Yağışlar olacak. Çünkü yağış gerçekleştikçe ne oluyor? Toprak suya doyuyor ve şişiyor. Hele hele toprak kirli bir topraksa arkadaşlar. Kirli bir topraksa suyu anında çeker ve şişer. Böylece kaymaya çok daha uygun şartlar ortaya çıkar. Şimdi dünyaya baktığımızda dünyada bu heyelanların en yoğun yaşandığı yerler arkadaşlar. Özellikle Muson Asyası. Bakın şurada biliyorsunuz Himalaya dağları var arkadaşlar. Şurası Himalaya dağları. Ve Muson yağışlarıyla birlikte burada ne oluyor? Toprakta şişme, gevşeme ve kaymalar meydana geliyor değerli arkadaşlar. Yani Çin, Hindistan çevresi heyelanların çok yoğun yaşandığı bir yer. Gene benzer şekilde değerli arkadaşlar şu bölgede bakın şurası gene dağlık bir bölge. Şöyle uzatalım. Burada işte Venezuela'dan tutun Peru'ya kadar biliyorsunuz bir de ekvatoral bölge olduğu için burası. Şöyle ekvatoru çizeyim. Ekvatoral bölge olduğu için buralar e, çok da yağış alıyor. Dolayısıyla ne oluyor? E, heyelanlar çok sık görülüyor değerli arkadaşlar. Burada da aynı şekilde değil mi? Engebeli olacak. Şimdi Türkiye'de heyelana baktığınızda Türkiye'de heyelan nerede gözükecek daha çok? Özellikle Karadeniz bölgesinde. Neden? E çünkü hem yağışlı hem de eğimli. Yani yağış ve eğimin bol olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Tamam mı? Bu da Türkiye'deki heyelan sayılarına baktığımızda böyle işte 50'den fazla olanlar Ardahan, Rize, Trabzon, Artvin vesaireyi görüyoruz. Kastamonu'yu görüyoruz arkadaşlar. Bakın 40-50 arası işte şu gene bölge vesaire. Yani şu alanlarda özellikle yağışın çok az düştüğü İç Anadolu bölgesi işte Güneydoğu Anadolu bölgesi zaten hem düzlük hem de yağışın az olduğu yerler gene Ege bölgesi böyle genelde buralar heyelanların görülmediği alanlar olarak karşımıza Çıkıyor D'li arkadaşlar. Şimdi e, heyelanı nasıl e, önleyebilirsiniz? İstinat duvarlarıyla nispeten engelleyebilirsiniz. Yani dayanak duvarları oluşturursunuz, tahliye kanalları yaparsınız, Yamaç dengesinin korunmasını sağlarsınız, e, risk haritaları oluşturulur, riskli yerleşim alanlarının taşınması sağlanır. Arkadaşlar, heyelandan korunmanın en net yolu heyelan riski bulunan alandan başka bir yere gitmek. Yani şimdi şurada işte bir köy varsa arkadaşlar yani belli ne olacaktır? Toprak kaydığında burası toprak altında kalacak. O yüzden ne yapacak? Gidecek şu daha düzlük bir alana yerleşecek. Yani bunun başka yolu yok arkadaşlar. Heyelanı önlemek öyle kolay falan değil. Böyle ağaçlarla ben heyelanı önlerim falan filan yok. Eğer ağaçlar heyelanı çok önlü olsaydı Karadeniz'de heyelan olmazdı. Yani Karadeniz'in her tarafı ormanlık. Niye heyelan bu kadar çok oluyor? Çünkü ağaçla beraber kayıyor zaten toprak. Ee, kaya düşmeleri neler? Arkadaşlar yani bilirsiniz böyle şehirler arası yolculuk yaptığınızda böyle tabelalar vardır. Dikkat kaya düşebilir diye. Ee, eğimli yamaçlarda e, oluyor daha çok. İşte e, volkanik arazi ve karstik arazilerde çok daha belirgindir. Ulaşım aksar, trafik kazaları olur. Sevgili arkadaşlar, bunlar e, kaya düşmelerine örnek verilebilir. Çamur akıntıları da heylana benziyor. Bu da özellikle Muson Asyasında çünkü çok yağış ne yapıyor? Toprağı artık çamur hale getiriyor. Heylan ile benzer alanlarda gözüküyor. Volkan külleriyle yağış birleştiği zaman etkisi artıyor. Sel'den farkı yoğun kıvamlı olması arkadaşlar. Yani seli biliyorsunuz su daha çok akar ama burada böyle çamur akıyor daha çok. Anlatabildim mi? Dolayısıyla böyle daha hamur kıvamındadır yani. Ee, Yağışın fazla olduğu muson bölgesi muson dediğimiz neresi gene hindistan ve çin arkadaşlar okyanusal iklim yani batı avrupa ve ekvatoral iklim işte buraların üçünün ortak özelliğine çok yağış almaları. Yeryüzünün büyük bir bölümünde görülen ve ciddi anlamda can ve mal kayıplarına neden olan su baskınları genelde sel ve taşkınlardır. Arkadaşlar dünyada en çok görülen afet hangisidir? En çok görülen afet sel ve taşkınlardır. En çok yaşanan diyelim afet. Şimdi tabii sel ve taşkınlar gene nereler karşımıza çıkacak arkadaşlar? Yağışın çok fazla olduğu yerler karşımıza çıkacak. Yağışın çok fazla olduğu yerler nereler gene? Muson iklimi, işte Orta Afrika ve şu kısımlar. Bakın ekvatoru çiziyorum. Burası ekvatoral iklimin olduğu yerler. Burası da Muson ikliminin görüldüğü yerler. Burada da çok ciddi can ve mal kayıplarına arkadaşlar rastlıyoruz. Özellikle şu bölgede Bangladeş'ten tutun. Hindistan, Çin, Filipinler şurası falan. Oldukça yoğun sel ve taşkınlar görülüyor. Özellikle Muson Asya'sında yaz aylarında neden? Çünkü muson'da yağışlar ne zamandır arkadaşlar? Yazındır. O yüzden böyle yaz geldiğinde Hindistan, Çin, Bangladeş vesaire buralarda hep neyi duyarsınız? Sel felaketlerini duyarsınız değerli arkadaşlar. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de sel ve taşkınların e, bulunduğu sahalara baktığımızda arkadaşlar tabii ki Gene yağışların yoğun olduğu bölgeler ile akarsu yatakları taşkınların çok yoğun olduğu yerler. Efendim taşkınlara tabii insanlar da sebep oluyor mu? Elbette ki oluyor. Nasıl sebep oluyor? Şimdi arkadaşlar akarsu akıyor gidiyor. Sen eğer bu akarsuyu kirletirsen çok fazla, içine bir sürü çöp atarsan bu çöpler bir yerde birikip akarsuyun önünü tıkamaz mı? Yahut da sen bu derenin gittiği yere yakın yerlerde evler yaparsan, beton dikersen ondan sonra ne olacaktır? Sular sağa sola tahliye olamayacak ve birikecek o zaman taşkınlar meydana gelecek değerli arkadaşlar. Tamam mı? Türkiye'nin taşkın haritasına baktığınızda özellikle Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz ile şu kısmı görebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Yani Doğu Akdeniz'in şimdi sel ve taşkınlardan nasıl e, e, korunabiliriz bir kere bitki örtüsü korunacak ağaçlandırma yapılacak çünkü ağaç kökleri suyu tutar nehir yatakları ıslah edilmeli arkadaşlar ıslah kelimesi ne demek iyileştirmek demek iyileştirmek. Nehir yatağını iyileştirmek ne demek? Eğer çok çamur varsa birikmişse dibe o çamuru temizleyip e, kirleri atmak suyun daha kolay drene olmasını akıp gitmesini sağlamak. Erken uyarı sistemleri kurulmalı. Su havzaları imar ve iskana açılmamalı. Yani diyor ki bir yer eğer dere yatağıysa kuru dere yatağıysa e, orayı iskana yerleşimi açmayacaksın niye? Çünkü yaş yağ olduğunda, yağmur yağdığında ne olacak? O su tekrar o yataktan gelecek. Dolayısıyla ne olacak? E, sular altında kalacaksınız. Sevgili arkadaşlar, bir diğer afet türü kuraklık. Şimdi kuraklık tabi diğerleri gibi çok ani meydana gelen bir şey değil. Yani kuraklığın içerisinde ...olduğunuzu zamanla hissedersiniz. Yani yarın sabah uyanır uyanmaz kuraklık yaşanmıyor. Dolayısıyla doğal afetlerin bazıları böyle çok kısa sürelidir. Anında deprem gibi falan. Bazıları da böyle çok uzun süreli e, anlaşılabilecek olan afetlerdir. İşte kuraklık da böyle. Peki kuraklığa ne sebep olur arkadaşlar? Şimdi aşırı su tüketimi. Küresel ısınma. Orman tahribatı. Çünkü ormanı keserseniz ne olur? Arkadaşlar ormanlar aynı zamanda yağışı da sağlıyor. Ve suyu tutuyor. E işte yeraltı sularını koruyor. Hatalı sulama aşırı sulama, nüfus baskısı. Yani şimdi daracık bir alanda çok fazla insan varsa kişi başına düşen su miktarı çok fazla olacağı için orada da kuraklık riski ortaya çıkıyor. Ve doğal kuraklık döngüsü. Bu doğal kuraklık döngüsü nedir arkadaşlar? Belli periyotlarla belli bölgelerde yağışların azaldığını görebiliyorsunuz. Yani işte atıyorum 20 yılda bir falanca bölgede yağışlar çok çok minimize olur. Dolayısıyla su sıkıntısı yaşanır gibi. Bu da dünya kuraklık haritası zaten çöller özellikle değerli arkadaşlar. Şimdi kuraklık olursa ne olur? Toprak çoraklaşır. Tarımda verim azalır. Göç ve sosyal problemler olur. Savaşlar yaşanıyor. Yeraltı suyu kurur. Çünkü oradan suyu çok çektiğiniz için falan. Hidrolojik döngü bozulur. Su döngüsü. Yaban hayatı azalır. Otlaklar azalır. Hidroelektrik üretim azalır. Yani baksanıza yani korkunç bir senaryo aslında. Peki ne yapılabilir? Modern sulama yöntemlerini kullanırsınız. Yani tarımda sulama yaparken daha böyle damlama usulü bir sulama yaparsınız ki suyu boşa harcamazsınız. Bitkört korunmalı. Besi hayvancılığı ve intensif tarıma geçilmeli. Ne demek? Yani hayvancılığı da tarımı da modern tekniklerle intensif ne demek arkadaşlar? Modern demek, modern. Modern tekniklerle yaparsınız. Nüfus artışı e, dengelenmeli, su tüketimi düşürülmeli sevgili arkadaşlar. Şimdi bir diğeri de sevgili arkadaşlar olağanüstü hava olayları. Bunlar özellikle tropikal bölgelerde okyanus üzerinde meydana geliyor. Bakın burası Orta Amerika. Orta Amerika'da sürekli duyarsınız işte e, ...Haiti'de, Küba'da, Florida'da böyle kasırgalar falan yani. E, neden böyle oluyor? Ani sıcaklık ve basınç değişimi, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri ve genel atmosfer dolaşımı buna e, sebep olabiliyor. Önlemler neler? Erken uyarı sistemi. Yani şimdi rüzgarın hangi tarafa doğru gideceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla atıyorum burada başlayan rüzgar... Buraya gidene kadar işte 3 gün geçecek. Dolayısıyla haber veriliyor. Falanca gün burada kasırga meydana gelecek. Ona göre işte önlemlerinizi alın diye. Sevgili arkadaşlar. Erken uyarı sistemi, meteorolojik gözlem, tahliye, sığınak yapımı ve tatbikatlar. Bakın okyanus çevresinde ve ekvatora yakın bölgelerde arkadaşlar bu tarz afetler çok yoğun görülüyor. Ekvatorumuzu tekrar çizdik. Ne görüyoruz arkadaşlar? İşte Avustralya, gene muson asyasının olduğu kısımlar ve Orta Amerika'da çok çok ciddi şekilde yaşanıyor. Biliyor duymuşsunuzdur belki Katrina kasırgası, Sandy kasırgası. Hatta Çinliler buna ne der? Tayfun der, değil mi? Hani büyük fırtına anlamına, şiddetli fırtına anlamında tayfun ismini kullanıyorlar. Gene çığ felaketi var değerli arkadaşlar. Bu çığ felaketi nedir? Kar değil mi? Kar yağacak ve o kar aşağı doğru e, hareket edecek. Genellikle eğimli yamaçlarda tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin çeşitli etmenlerle aşağıya doğru hızla kaymasıdır e, çığ. Şimdi çığ olayı daha çok hangi mevsimde yaşanır? Aklınıza direkt kış gelecek değil mi? Ama hayır çığ daha çok ilkbahar aylarında. Ne alaka ilkbahar aylarında? Çünkü ilkbaharda ne oluyor arkadaşlar? Karlar yavaş yavaş eriyor. Yani yumuşuyor. Kaymaya daha hazır bir hal alıyor değerli arkadaşlar. Şimdi burada hocam bu taranan yerler nereler? Ya bu taranan yerler kar yağan yerler yani dağlık bölgeler. Şimdi diyeceksiniz e hocam burada buralarda da kar var. Abi oralar düz. Şimdi bakın burası dağlık bir bölge değil mi? Dağlık bölgeler. Bakın Alpler şurası. Bakın işte Türkiye'nin doğusu şu Kafkaslar ve Himalaya dağları değil mi buralar? İşte Norveç gene dağlık bir bölge arkadaşlar. Dolayısıyla buralarda çığ felaketi çok yaşanıyor. Peki çığa ne sebep oluyor? Dediğim gibi kar erimeleri hani sıcaklığın başlamasının sebep olması gibi bunun dışında bir de ne var? İnsanlar da sebep olabiliyor. Yani işte atıyorum e, yeri kazarsanız, tünel yaparsanız ne oluyor? Titreşim meydana geliyor ve kar kaymaya başlıyor. Ya da depremler de çığa sebep olabiliyor. Yani e, bir yerde ciddi bir deprem olursa dağlık engebeli bir sahada orada çığlar meydana gelebiliyor değerli arkadaşlar. Şimdi Türkiye'nin çığ haritasına şöyle bir dikkatlice bakalım. Çığın oluşabilmesi için ne olması lazım dedik arkadaşlar? Eğim olması lazım ve kar tutması lazım doğru mu? Şimdi burada baktığınızda özellikle Doğu Karadeniz'in böyle güney kesimleri işte Trabzon'un güneyi e, Bayburt Gümüşhane işte Doğandoğlu'da Erzincan Erzurum vesaire işte Van Muş buralar nedir buraların esprisi buralar dağlık ve kar tutuyor değerli arkadaşlar. Türkiye'nin bakın geri kalan kısımlarında kar yağışları zaten oldukça az bu bölgelerde ve şu kısımlarda da zaten arazi çok düz olduğu için buralarda çığ olayına pek rastlamıyoruz. Peki nasıl bir önlem alabiliriz? Bakın çığ resmini görüyorsunuz. Çığ risk haritaları hazırlanır. Kontrollü çığ yaparsınız. Yani herkesi oradan tahliye edip bu riski ortadan kaldırırsınız. Yani dersiniz bir çığ oluşturalım ki toprak kaysın kurtulalım. Ve şey kar kaysın kurtulalım. Meteorolojik gözlemler, bitki örtüsünün korunması ve ağaçlanması, kar duvarları ve kar kalınlığının ölçülmesi. Yani bunu sürekli takip etmek lazım. Ve... E, ...haberdar etmek lazım. E, arkadaşlar bir diğer afet türü... ...küresel ısınma ve iklim değişikliği. Şimdi... E, ...nedenleri ne? Fosil yakıt kullanımı. Ne demek fosil yakıt arkadaşlar? Canlı kalıntılar değil mi? Nedir bu fosil yakıtlar... ...dediğimiz şey? İşte petrol... ...kömür değil mi? İşte taş kömürü ya da linyit... ...vesaire aynı şey sayılır yani değil mi? Buna taş kömürü dersek bu da linyit. Şimdi... ...bunlar yakıldığı zaman ne oluyor arkadaşlar içlerindeki karbon havaya karışıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi bakınız burası yer olsun tamam mı? Zemin. Şimdi biz normalde güneşten gelen ışınlarla arkadaşlar ısınmayız. Böyle güneşten ışın geliyor, çarpıyor. Bunlar yükselirken havadaki su baharı ve karbon moleküllerine değiyor. Bir kısmı uzaya gidiyor. Tamam mı? Bunlarla hiç işimiz olmuyor. Takılıp kalanlar bizi ısıtıyor. Şimdi eğer ...bir yerde siz bir fabrika açarsanız... ...yani şurası bir fabrika olsun... ...ve ha bire fosil yakıtları yakarsanız... ...havayadaki karbon miktarı da ne olacaktır? Çok artacaktır. Bu durumda ne olacak? Hani çarpıp gitmesi gereken ışınların çoğu kalacaktır. Ve ne meydana geldi? Şu kısımda bir ısınma meydana geldi. İşte biz buna ne diyoruz? Küresel ısınma ya da sera etkisi. işte. bak sera gibi böyle e, kalıyor arkadaşlar. <laughs> o yüzden fosil yakıtların çok çevreci olmadığını açıkça söyleyebiliriz. Sanayileşme gene tabi buna bağlı olarak bir etken gene kloro florokarbon karbon gazlarının kullanımı nüfus artışı taşıt sayısının artması değil mi ne kadar çok taşıt olursa tabi özellikle benzinli araçlar artık dünyada bir elektrikli araca doğru geçiş var biliyorsunuz arkadaşlar metan gaz çıkışları ormanların tahribi bunların hep küresel ısınmaya etkisi var. Sonuçları neler? Sera etkisi oluşur. Yani çok ısınır. Ekstrem sıcaklıklar artar. Ee, olağan dışı hava olayları oluşur. Buzullar erir. Mercan resifleri deniz tabanlarında değil mi? Bunlar ölür. Virüsler evrim geçiriyor. Mevsimler değişiyor. Tarımda verim değiş düşüyor. Sosyal problemler ortaya çıkıyor sevgili gençler. Aşırı soğuklar ve aşırı sıcaklar arkadaşlar ya da e, aşırı soğuklara don olayı diyoruz. Yani sıfır derecenin altına girdiğinde artık biz ona don diyoruz. E, gezici hava kütleleri polar ne demek? Kutup demek arkadaşlar. Kutuptan gelenler ve ekvatordan gelen tropikaller. Küresel ısınma, güneş patlamaları, dönem dönem güneş patlamalarıyla arkadaşlar böyle çok ciddi sıcaklıklar yaşanıyor. Beşeri faaliyetler. En, enlem dereceleri yani işte ekvatordan kutuplara doğru giderken biliyorsunuz sıcaklık ne oluyor azalıyor sonuçları neler kuraklık aşırı sıcaklıklarda biyolojik çeşitlilik azalıyor alt yapıların yolların hasar görmesi enerji tüketiminin artması ve dağıtımın a aksaması yani çok soğuk olduğunda ne yapıyorsunuz İşte... E doğal gazı daha çok açarsınız ya çok e sıcak olduğunda ...klimayı daha çok açarsınız. O zaman ne olur? Enerji tüketimi artar. Tarımsal üretim ne olur? Azalır. Böylece ciddi bir... ...maliyet ortaya çıkar sevgili arkadaşlar. Bir diğeri erozyon. Sevgili arkadaşlar, erozyonla heyelan... ...hep karıştırılır biliyorsunuz. Erozyon nedir? Erozyon, bitki örtüsünün... E, ...tahrip edilmesi sonucu... ...toprağın su, rüzgar ve... ...insanların çeşitli faaliyetleriyle aşınarak... ...taşınmasıdır. Yani dış kuvvetler... ...dediğimiz su, rüzgar ve buzulların etkisiyle toprağın üst kısmındaki verimli kısmın gitmesidir. Tabi bu çok uzun zaman alır arkadaşlar. Bu olay genel anlamda doğal ve hızlandırılmış erozyon olmak üzere ikiye ayrılır. Erozyon yavaş gerçekleşir. Ancak kalıcı etkileri yıllar sonra ortaya çıktığında toplumu tamiri mümkün olmayan sonuçlarla da karşı karşıya bırakabilir. Çünkü çok verimsiz bir çorak arazi elinizde kalmış olur değerli arkadaşlar. Evet dünyada Erozyon riskinin çok fazla olduğu yerleri görüyoruz. Nereler onlar? Kahverengiyle taranan kısımlar arkadaşlar. Özellikle yüksek engebeli kısımlar. Çok fazla erozyon oluyor buralarda değerli arkadaşlar. Niye? Çünkü e, taşınmaya müsaittir eğimden kaynaklı olarak. E, Türkiye'de erozyona baktığımızda e, biz maalesef çok ciddi bir şekilde e, erozyon tehlikesi altındayız. Orana baktığımızda yüzde %86'lık bir kısım. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Toroslar ülkemizde erozyonun en şiddetli olduğu yerlerdir. Tabi erozyon deyince biliyorsunuz bitki örtüsünün cılız olması, zayıf olması erozyonu ne yapıyor? Arttıran bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Erozyon bu hızla devam ettiği ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde topraklarımızın büyük bir bölümü 55 yıllık bir süreçte çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Çok uzun bir zaman dilimi değil sevgili arkadaşlar baktığınızda değil mi? Dolayısıyla bunun için önlemler almamız gerekiyor. Peki ne gibi önlemler alabiliriz? Arkadaşlar bir kere erozyona neler sebep oluyor onu bir ortaya koyarız, değil mi? Ee, ondan sonra da bunu şey yaparız, engelleriz. Mesela engellemek için arkadaşlar ne yapabiliriz? Ağaçlandırma yaparız. Ee, nadas yerine, nadas ne demek? Toprağı bir yıl bekletmek demek. Nadas yerine nöbetleşe ekim yaparız. Yani toprağı boş bırakma, sürekli ek, farklı ürünler ek. Toprağın eğime dik sürülmesi. Şimdi bakın şöyle bir arazi var. Tamam mı? Arazi şöyle gidiyor arkadaşlar. Bunu nasıl sürmek lazım? Bunu eğime dik yani şu şekilde sürmek lazım. Tamam mı? Doğrusu bu. Eğime paralel sürülürse ne olur? Toprakta tabii bu e, arıklardan aşağı doğru gider. Efendime söyleyeyim e, ...teraslandırma, taraçalandırma, meraların ıslah edilmesi... ...yani otlakların iyileştirilmesi... ...mera hayvancılığı yerine besi hayvancılığının yapılması. Yani meraları da ıslah etmek lazım. Çünkü meralarda işte e, hayvanlar otları yedikçe ne oluyor? E, bitki örtüsü azalıyor ve erozyona açık hale e, geliyor. Şimdi ne oluyor erozyon sonucunda? Verim düşer, e, limanlar kapanır. Ne alaka hocam? Yani bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Efes Antik Kenti ve Millet sevgili arkadaşlar akarsuların getirmiş olduğu alüvyallerle dolarak tarih sahnesinden silinmiştir. Ve İzmir Limanı'nda da bu risk var. 1934 yılında tabi İzmir e, Limanı'na dökülen akarsuyun yatağı değiştirilerek bu risk nispeten azaltılmıştır. Barajların ömrü kısalır, tarım arazileri azalır, göç artar, sosyal problemler artar ve... İthalat yani dışarıdan mal alma artar sevgili arkadaşlar. Orman yangınlarına baktığımızda bu da ülkemizde tabii ki özellikle hangi iklim sahasında arkadaşlar? Akdeniz iklim sahasında. Yani şu gördüğünüz kısım. Ya niye Akdeniz ikliminde görülüyor da Karadeniz'de orman yangınları görülmüyor? Bizim Karadenizliler çok mu duyarlılar ağaçlara? Çok mu özen gösteriyorlar? Ee, i̇nşallah öyledir özen gösteriyorlardır ama... Sebep bu değil arkadaşlar Karadeniz sürekli yağış alıyor yani Karadeniz'de kurak bir sezon yok yok Karadeniz hep yağış alıyor ee, yazında yağış aldığı için ne oluyor ormanlar arkadaşlar böyle çok yanmaya e, müsait olmuyor. Ama Akdeniz ikliminde biliyorsunuz sıcaklıklar yazın çok fazla oluyor. 30 derecenin üzerinde sıcaklıklar yaşanıyor. E bir de tabii yağışlar yok, kuraklık fazla. Dolayısıyla ağaç yanmaya müsait hale geliyor sevgili arkadaşlar. Bundan 2-3 sene önce, 2 sene önce hatırlıyorsunuz arkadaşlar, çok ciddi bir orman yangını yaşandı. Ülkemizde tabii bütün milletimiz seferber oldu ama yani en nihayetinde Baya bir e, orman yandı tabii. Ormanın yanması sadece ormanın ağacın bitmesi demek değil ki. Onun içerisinde yaşayan bir sürü canlı var arkadaşlar. Ve ormanlar yandığında deminden beri görüyoruz. Yani birçok doğal durumu etkiliyor ormanların yanması. İşte suyu düzenlemesi, havayı temizlemesi, mesire alanları olması sebebiyle arkadaşlar turist çekmesi vesaire bunların hepsi çok önemli şeyler. Yani orman 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 diyoruz. Şimdi konu biterken biz nelere baktık değerli arkadaşlar? Afetlerin oluşum nedenlerini inceledik. Afetlerin özelliklerini inceledik. Dağılışını yani dünyada ve Türkiye'de nerede hangi afetler görülür? Bunlara baktık ve afetlerden korunma yöntemlerine değinmiş olduk. Sevgili arkadaşlar ödüllü soruyu şöyle bırakıyorum size. Cevabını videonun yorumlar kısmına yazarsınız değerli arkadaşlar ne yapmış olduk? 10. sınıfın son konusunda bitirmiş olduk arkadaşlar. Zaman çabuk geçiyor. Bir yıl daha geçti ve bizler de bir yaş daha büyüdük. Artık seneye 11. sınıf olacağız değerli arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.